Bugün buradan Balıkesir'in tüm ilçelerine, tüm mahallelerine, oralarda yaşayan bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Balıkesir'de bir kez daha Çanakkale Savaşı'nın kahramanı Seyit Onbaşı'yı rahmetle yad ediyorum. Balıkesir'in yetiştirdiği gönül insanı Birgibi Hazretleri'ni, Hasan Basri Çantay hocamızı, Sarı hocayı, Gönelli Mehmet Efendi'yi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Balıkesirli tüm şehitlerimize de bugün buradan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Kardeşlerim, 28 Şubat'ta Balıkesir'e geldik. Burada, bu meydanda muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Balıkesir 28 Şubat'ta tarihi günlerinden birini yaşadı. Balıkesir AK Parti'ye, başbakanına öyle bir sahip çıktı ki buradaki mitinge montaj diyenler oldu. Photoshop diyenler oldu. Buradaki manzaraya bakıp da gözlerine inanamayanlar oldu. Hatta MHP Genel Başkanı çıktı, Balıkesir'deki miting montajdır diye açıklama yaptı. Çünkü kılavuzu kargo olanın gerisini siz biliyorsunuz. Balıkesir 28 Şubat'taki o manzaranın montaj olmadığını 30 Mart'ta sandıkta gösterdi. Balıkesir sandığa gitti. Milli iradeye sahip çıktı. Demokrasiye sahip çıktı. Bir kez daha istiklal mücadelesine sahip çıktı. Ve %40 oy oranıyla adayımızı, evet, Büyükşehir Belediye Başkanı seçti. Bugün Balıkesir'e bize sahip çıktığı için, hareketimize, davamıza, partimize, buradaki, evet, Edip kardeşimize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Mahcup olmayacak. Siz de memnun olacaksınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Balıkesir'i korusun. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Kardeşlerim, Balıkesir'den, bu muhteşem meydandan dünyanın tüm mazlumlarına, tüm mağdurlarına, ihtiyaç sahibi tüm kardeşlerimize bir kez daha gönül dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Irak, Suriye, Mısır, Libya mazlumlarına Balıkesir'den bir kez daha dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Zulmün altında inleyen, bombaların altında ölüm kalım mücadelesi veren Gazze'li kardeşlerimizi Balıkesir'den özellikle selamlıyorum. Rabbim onlara tahammül gücü versin. Dün sabah Gazze'de 72 saatlik bir ateşkes sağlandı. İsrail her zaman yaptığı gibi hukuku ve anlaşmaları çiğnedi. Ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Kardeşlerim, bunlar kana doymaz. Ama inanın, o doyamadıkları kanda boğulup gidecekler. O çocukların, o bebeklerin, o masum kadınların kanında boğulup gidecekler. Bu arada devletler sussa da dünya halklarının haykırışları yükselmeye devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde halklar sokağa çıkıyor ve çocuk katili İsrail'i protesto ediyor. Kardeşlerim, İsrail'in 7 Temmuz'da başlattığı saldırılarda Gazze'de şehit olanların sayısı 1500'ü aştı. Maalesef bu şehitlerimizin önemli bir kısmı çocuk ve kadın. Ramazan demediler, bayram demediler, ölüm kustular.
Çocuk, kadın, yaşlı demediler.